Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Başarılı gider abi. Sağ olun. Ne demek sen bizim kardeşimiz. Baş tacısınız. Sağ olasın. Mazbatasını dün teslim alan Ali Demir Çuvalı bugünse Yüreğir Belediyesi'ne giderek görevi Fatih Mehmet Koca İspir'den devraldı. 31 Mart seçimlerinde halkımız sandığa gitti ve Türkiye'de demokrasi tüm kurumlarıyla işliyor. Demokratik bir seçim yapıldı. Seçim sonucunda halkımızın tercihi tecelli etti. Halkımızın tercihi başımızın üstündedir. Ben de bildiğiniz gibi Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katılmıştım. Bu kapsamda halkımızın tercihi, takdiri başımızın üstünde. Bu konuda hiçbir tereddüt yok. Halkımız ne karar verirse biz onu kabul ediyoruz. Yüreği Belediye Başkanlığı'na seçilen geçmiş dönem milletvekilimiz Sayın Ali Demirçalı'yı tebrik ediyorum. Ben de kendisine Yüreği Belediye Başkanlığı görevini büyük bir onurla teslim ediyorum. Ben de başkanıma Yüreğiyle yaptıklarından dolayı, katkılarından dolayı çok büyük başarılı işlere imza attı. Yüreğir halkı adına, kendi adıma çok çok teşekkür ediyorum. Başkanımın deneyiminden, tecrübesinden faydalanacağımı, arayıp zaman zaman bilgisayara başvuracağımı bütün Yüreğir halkı bilmeli. Devir teslim töreninin ardından Yüreğir Belediyesi Hizmet Binası önünde toplanan yüzlerce Yüreğirli Ali Demir Çalı'yı coşkuyla karşıladı. 35 yılın ardından CHP'nin Ali Demir Çalı ile kazandığı belediye önünde halka hitap eden ilk isim CHP Adana İl Başkanı Anıl Tamburoğlu'ydu. 35 yıl sonra bu emaneti almaya bugün geldik, hepinizin sayesinde geldik. O kadar çok emek var ki. İl Başkanı Tamburoğlu'nun ardından konuşan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ise Yüreğirlilere teşekkür etti. Bu ne kutlu gün böyle. Kadir Gölesi'nde Yüreğirli sabah güneşlerden sonra alman sevgili Ali Demirçalı kardeşine nasip oldu. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Daha sonra Yüreğir'in çocuğu CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Demirçalı'nın önce mecliste, şimdi ise Yüreğir'de başarılı işlere imza atacağını, Yüreğir'i cazibe merkezi yapacağını söyledi. Yüreğir, Adana'nın göz bebeği. Tam 30 yıl sonra, 35'ini de basarken de inşallah Ali Demirçalı milletvekilimizin, şimdi belediye başkanımız oldu, belediye başkanımızın şahsında, biz bugüne kadar hizmet etmişlerin tamamının iddiayla geliyoruz. Biz bu hesaplaşmaya değil, Ali Demirçalı kardeşimin şahsında hizmet etmeye, milletvekili tecrübesiyle, iş adamları tecrübesiyle Yüreğir'i tekrar Adana'nın cazibe merkezi yapmaya geliyoruz. Büyük bir coşkuyla konuşmasına başlayan Yüreğir'in yeni belediye başkanı Ali Demirçalı, parti rozetini çıkartıp parti ayrımı yapmadan tüm Yüreğirlilere hizmete başlayacağını, Yüreğir Belediyesi'nde kardeşlik makamının oluşacağını söyledi. Ben yola çıkarken kardeşlik makamına talip diye yola çıktım. İşte Yüreğir Belediyesi bir kardeşlik makamı. Arkadaşlar artık Yüreğir'de yeniden bir başlangıç yapacağız. Daha iyi, daha güzeli yakalamak için bütün tecrübemizi, deneyimimizi Yüreğir'e aktaracağız. Burada en çok faydalanacağım Büyükşehir Belediye Başkanım Zeynep'ti. Onunla birlikte biz Yüreğir'i çok çok iyi bir noktaya getireceğimizden emin olabilirsiniz. Ben size söz veriyorum. Yüreğir'de çok kısa bir sürede, bir yıl gibi bir zamanda çok büyük değişiklikleri fark edeceksiniz.
CHP Yüreğir İlçe Başkanı Sabri Sarı ise teşekkür konuşması yaptı. Ben diyorum ki artık Cumhuriyet tarafında olanları, yüreğilerin, hali yüreğilere atan tüm vatandaşlarım kesinlikle her birinin hakkının olduğu ve onlara hizmet edecek bir sosyal demokrat bir meclis olacağından hiç şüphem yok. Ali Başkan bunu sonuna kadar başaracak. Ali Başkanımızla birlikte Sayın Zeydan Karaman Büyükşehir Belediye Başkanımızla ben diyorum ki yüreğiyle bahar geldi. Yüreğiyle gerçeklik geldi. Yüreğiyle emek geldi. Yüreğiyle yürekler geldi. Yüreğir'deki başarı hikayesinden bahseden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalarsa Büyükşehir'le ortak projeler yapıp Yüreğir'i şahlandıracaklarını söyledi. Artık Yüreğir Belediyesi de Hatip Belediyesi olmuştur. Ama Yüreğir Belediyesi 5 yıl önceki ekonomik güce sahip bir belediyede değil, onu bilirsiniz. Belki bu belediyeyi tekrar ekonomik olarak yola sokmakla ilgili ciddi çaba oldu. Zaten Ali başlarken kurbanlamaya dedi ki Büyükşehir Belediye Başkanı daha önce ne yaptıysa 3 kat yaptı. Ben peki dedim. 10 gün geçti konuşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı 15 kat daha fazla hizmet yapacak dedi. Ona da evet dedik. Bir 10 gün daha geçti 7 kat çıkarttı. En son 8'de durdu. Dedim de oldu. Al sana bir boğuz. Ama olmaz ki dayı. Başka bir şeyler de var. Ama bilesiniz ki yüreğim doğumlu bir kardeşimiz olarak ve gerçekten iman edilmiş bir ilçe olarak en çok hizmetlerden bir tanesini biz yüreğine yapacağız.